Türkiye'nin ilk bor karbür üretim tesisinin açılmasıyla akıllara borun hangi alanlarda kullanılabileceği sorusu geldi. Özellikle savunma sanayinde ve otomotiv sektöründe bordan faydalanabileceği belirtiliyor. Hem hafif hem dayanıklı, üzerine atılan mermiyi bile toz ediyor. Bor karbür sertliği ve direnciyle savunma alanında avantaj sağlıyor. Piyade erlerinin, jandarma özel harekat, özel kuvvetlerin Operasyon esnasında göğüs kısmını ve sırt kısımlarını şiddetli operasyon ortamlarında çelik çekirdekli Kaleşnikov gibi uzun namlulu silahlara karşı zırh olarak kullanılıyor. Bor elmasın ardından en sert maddelerden biri. Makinelerde yüksek ısılarda pişirildikten sonra kalıp haline getiriliyor ve savunmada da kullanılabiliyor. Özellikle çelik malzemelerle karşılaştırıldığında %70 daha hafif. İçinde bor karbür plakası olan bu kurşun geçirmez yelek çelik yeleğe göre daha avantajlı. Çünkü hem koruyuculuğu daha yüksek hem de içinde hareket etmek daha kolay. Daha hafif birincisi bu. İkincisi de daha çok etkin. Yani özellikle Kalashnikov esaslı bizim çelik çekirdekli mermiler dediğimiz o mermilere karşı koruma özelliği de sağlıyor. Hem sırtı hem göğsü koruyor. Testlerde kurşun bor karbür yeleğe çarptığında adeta tuzla buz oluyor deneylerimizde olsun, sahadaki atış testlerimizde olsun dikkat ettiğimiz şey o çelik çekirdeği ne kadar ince toz haline getirebiliyor. Çelik çekirdekli mermi buna çarptığı zaman un gibi oluyor. Bor karbür plakalı yeleğin ağırlığı 4,5-5 kilogram arasında. Çelikse ise 4 katı ağırlığında. Çelik yelik, <laughs> biraz şey şehir efsanesi. Çelik çünkü çok ağır bir malzeme. Yani bir özel e, ha, ha, harekat ya da özel kuvvetlerde e, savaşan birisinin o kadar yüksek bir ağırlığı kabul etmesi mümkün değil. Çelik yeleğe nazaran... Dörtte bir, beşte bir daha hafif birincisi bu. İkincisi de daha çok etkin. Yeleğin yanı sıra daha katmanlı hale getirildiğinde zırhlı araçları da roketlere karşı koruyor. Şimdi burada dikkat ederseniz tam ortada bir tuhaf şekilli bu bakırdan oluşmuş ve bizim lüle dediğimiz o roketten çıkan ve öldürücü etkiye sahip olan mermi diyelim. Şimdi bu sistemimizde ön tarafta bor karbürü parçalamış ama çok etkin bir şekilde görüyoruz durdurmuş. Zırhlı aracın üzerine bunlar çeşitli özel çelik kutular içerisine yerleştiriyor bunlar. Özel katmanlar halinde yerleştiriliyor. Bor savunma sanayinin yarı sıra nükleer endüstri, elektronik, otomotivle uzay ve havacılık alanlarında da kullanılabiliyor.